Furkan'ın Lezzet Durağı'ndan herkese merhaba. 5. bölümle karşınızdayız. Bugün 5. bölümde sizlere çok güzel yemekler hazırlayacağız ve sizlerle paylaşacağız, buluşturacağız. 5. bölümde Dörtler Restoran'a konuk oluyoruz. Sevgili arkadaşım, güzel sesli arkadaşım Emine Aslan da bizlere eşlik edecek bu programda. Bomba gibi bir program geliyor. Bizler hazırız, sizler de hazırsanız başlıyoruz. Evet, artık programımıza başlıyoruz. Kapıda tabii ki bir güzellik karşılıyor beni, canım arkadaşım. Normalde evlere gidiyorduk, artık mekanlara biliyorsun. Hoş bulduk. Şimdi kısacık böyle biraz sohbet edelim. Emine ne yapıyor, ne ediyor, burada görevi ne? Hepsini detaylıca konuşalım, sonra mutfakta beraberiz. Evet, Furkan Lezzet Durağı başladı. 5. bölüm, artık 4 bölümü geride bıraktık. Tanıtım filmimizde sizlerle buluşturmuştuk. Gün gelecek evlerinize, gün gelecek işletmelerinize konuk olacağız demiştik. Bugün Bursa'ya değer katan, Bursa'nın çok önemli kuruluşlarından bir tanesine Dörtler Restoran'a misafiriz. Tabii ki de buranın çok değerli bir sanatçısı var. O da benim can dostum Emine'cim. Bugün kendisi yayınıma eşlik edecek. Ben heyecanlıyım, sen de var mı heyecan? Aşırı derecede var. Artık nasıl bir program olacağını bilmiyorum. Ama güldüm, bir program hazırladık size. Hiç kasmadan böyle olduğu gibi anlık bir program ulaştım. Emine ne heyecanlı, inşallah alırız zamanla. Aynen. Biraz daha zamanla alışalım gider. Ondan sonra. Şimdi Emine Aslan ne yapıyor şu süreçte, pandemi sürecinde? Kısaca burada bir sohbet edelim. Sonra ben çok açım. Kahvaltı yapmadım bugün. Direkt yemekleri bir an önce yapalım ve yiyelim istiyorum. Emine Aslan şu an ne yapıyor? Pandemi süreci nasıl geçiyor? Kısaca böyle konuşalım, sonra mutfağa. Vallahi kısaca o zaman şöyle söyleyeyim. Pandemi süreci herkesi biliyorsun çok etkiledi. Evet. Doğal olarak yani beni de etkiledi. Aynen. Evlerdeyiz. Hiçbir şekilde çalışamıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı biliyorsunuz. Yani umarım, bekliyoruz. Pek fazla sabrımız da kalmadı ama inşallah en yakın zamanda açılır. Sahnelerimize geri döneriz. Sevenlerimize, bizim yeni bir normalleşme var. Yavaş yavaş artık bismillah dendi. Yavaş yavaş gidelim şu normalleşmeye. Düğünlerimiz açılsın, eğlence sektörü açılsın. Kısıtlamalı bir normalleşme aslında ama ben inanıyorum ilerleyen günlerde özellikle Ramazan bayramı sonrası bir mucize gelecektir diye ben düşünüyorum. Ben aslında yani şu süreçte özellikle saat 7'ye kadar açmışlarken restoranları, evet, ki insanlar bu kadar bir beklentideyken, yani hani çünkü özledik, herkes özledi. Hani bu kadar beklentideyken en azından müziğe de hani okey deselerdi, bir yani bir 3.30'dan 7'ye kadar bir şeyler yapabilseydik birkaç hani, ama ona da müsaade etmiyorlar. Ben inanıyorum, güzel ve güneşli günler yakın. O yüzden biraz sıkıntılıyız. Buradan duyurmak istiyoruz sesimizi. Buradan mesajımız olmuş olsun. Pandemi dönemi bitecek yine o güzel günlere. İnşallah yine o masaların etrafında büyük coşkuyla güzel gecelerde senin o güzel sesini dinleriz diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi artık geri kalan sohbeti mutfakta yapalım istiyorum. Olur daha iyi olur. O yemekleri de yavaş yavaş pişirelim. Sen ne yapıyorsun bugün bize? Salata. Güzel bir salata. Güzel bir salata. Yapacağım. Arkadaşlar, küf noktaları neler? Bugün onları öğreneceğiz sen. Bir dakika, güzel yemek yaparım biliyorsun, evet, ama bugün çünkü Dörtler Restoran'ın güzel bir ustası var, çok iyi bir ustası var. Onun yanında dedim hani çok bir şey dedim yapmama gerek yok. O yüzden bir salatacık, bir de ufak bir tatlı yapacağım sizlere. Hadi bakalım. Yeterli İnşallah olur. Güzel bir program olacak. Bizler sizleri Dörtler Restoran'ın bu güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Sonrasında mutfakta buluşuyoruz. Okey.
Ve artık başladık, birbirinden güzel lezzetleri, yemekleri bu programda sizlerle paylaşacağız. Tanıtım filmimizde tekrarlayalım, hemen anonsunu yapmıştık. Gün gelecek evlerinize, gün gelecek işletmelerinizin mutfaklarına konuk olacağız demiştik. Bugün Bursa'nın çok değerli bir kuruluşuna, Dörtler Restorant'ın mutfağına, yemekhanesine konuk olacağız. Canım arkadaşım. Eşlik ediyor bana. Çok güzel sesiyle bu güzel programa da orkestrasıyla birlikte renk katacak. Ara ara Emine'yi sahneye yollayacağız. Bugün Ali şefimiz ve Zabit şefimiz bizlerle birlikte olacak. Çok güzel lezzetler pişireceğiz bu programda. Evlerinize ulaştıracağız. Dileriz bizleri beğenerek izlersiniz. Abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sakın. Konuşamadım. Nazar değdi. İhmal etmeyin. İhmal etmeyin. Emine'ciğim. Sakın. Güzel bir program bizi bekliyor. Heyecan kesinlikle var mı? Geçti bence biraz. Valla biraz geçti. Ayranı içince Emine rahatladı. Evet, rahatladım biraz. İnşallah çok güzel bir program olacak. Arkada da yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Tabii, tabii, ama ilk olarak ustamı tanımak istiyorum. Zabit ustamı hemen yanıma almak istiyorum. Ustacığım, bugün bizlere mutfağınızı açtınız. Yemekhanenizi açtınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Birbirinden güzel lezzetleri sizler sayesinde pişireceğiz. Bugün neler yapıyoruz? Bugün Dörtler Restoran'ta özel Dörtler kebabı yapacağız ve çoban kavurma yapacağız. Karnım acıktı. Zaten aç gelmiştik tekrardan. Aynen. Tatlımız var mı? Tatlıyı Emine yapıyor galiba. Evet, Emine Sütlü Kemal Paşa yapacağım. Sütlü benim. Kemal başka? Sadece salata tatlı mı yapacağım. Ha, salata. Tatlı yapacağım, bir de salata. Emine bugün kolaya kaçmış. Ustam size bırakmış en zorlarını. Ama şimdi bu kadar güzel ustalar varken benim bunların yanında yani böyle bir şeyler yapmak olmaz. Yaparsın, yapar. Dışarıdan ayıp hazır olur söylüyor normalde. Neden? Ali şefime de yalan aynı zamanda kolay gelsin. O başladı hazırlıklarına. Evet. Şimdi bugün çok güzel lezzetleri buluşturacağız seyircimizle birlikte, ama genel olarak pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? Kaç yıldan beri burada hizmet veriyorsunuz? Kısaca böyle sizi tanıyalım, sonra yemeklere geçelim. Dörtler Restoran'da bu benim 6. senem. 6 senedir burada hizmet veriyorum. Pandemi sürecinde de çoğu bizim meslekte, çoğu ustaları bayağı bir etkiledi. Fazlasıyla. Evet, fazlasıyla. Çünkü mekanlar kapalıydı. Hiçbir şekilde aktif yemekler vesaire evet yapılamadı. Paket servis var mıydı dörtlerde? Yapıldı yok mu? O yapıldı. Yok. Onun haricinde şimdi artık yavaş yavaş normale döndünüz. Evet, yavaş yavaş normale döndük. Hazırlıklar nasıl başlıyoruz. Tepkiler müşterilerden? Böyle biraz geçmişe gidelim. Lezzetleriniz beğeniliyor mu? Evet. Müşteri... Böyle kısaca yorumlayın. Nasıl tepkiler geliyor? Zabit Usta benden daha çok heyecanlı. Sağ ol kendin Zabit Usta. Anlat. Müşteri olarak tepkilerimiz gayet iyi, güzel. Bazı buranın kendine özel lezzetleri var. Genellikle onları... Mesela onlardan da örnek verebilir miyiz biraz? Kavurmamız, dana lokumumuz, kuzu şişimiz, ön planda tutulan ciğerlerimiz. Evet, ciğer. Ben belli çok... bu sürekli yedi hiç Kürşat arkadan görüyorsun. Ciğer. Ciğer çünkü ben çok gerçekten böyle bir musun şey efendim? Şimdi canımı ciğer çektirecek yolacağım. Usta bize sen ufak bir ciğer de yap. Gerçekten ciğer efsane. Ben kesinlikle yani sakata seven Emine insanlar. Emine programı devraldı. Bundan sonra Emine sunacak programı. Aslında. Yövmeyemi alıp çekeceğim. Emine programın başında diyor ki hiçbir şekilde ben konuşmayayım. Beni az konuştur. Benden aldı bayrağı. Şimdi kısaca bugünün tariflerini alalım. İlk Ali Şef'imin yaptığı şu an herhalde bitti mi? Ne oldu o? Biz takip edemedik. Bir şeyler oluyor orada ama biber orada falan kavurma evet, falan. Dörtlere has. Dörtler... Güzel kebabı bir yaptı. Kebap yaptı. Ali köz şefim, tarifini alalım mı sizden? Neler kullandın? Sabit ustam anlatsın. Buyurun. Köz patlıcanın üzerine sote kavrulmuş et, domates, biber ve üzerine kaşar ve salamandıra da eritilerek yapılan bir kebap usulü. Çok güzel görünmüyor. Emine yürü. Birazcık orada görelim direkt. Bir şey söyle. Ona gülüyordum. Biliyor musun? Evet. Kaşar peynirini üzerine mis gibi yaptı. İlk yemeğimiz şimdi böyle uzayacak oldu, biliyorsun. Güzel böyle oldu. Hızlı yapılan bir yemek oldu aynı zamanda. Aşkım çok lezzetli oluyor. Hadi sen şimdi sahneye şöyle bir uç. Hadi ben şöyle gidiyorum. Görüşürüz. Güzel sohbetimizi etmişken Emine'nin güzel sesi eşlik etsin bu programa. Minicik bir ara veriyoruz. Emine Aslan ve orkestrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet, benim canım, orkestra arkadaşlarım, canlarım, bir tanelerimle güzel ufak tefek bir şeyler yapacağız. İyi dinlemeler, iyi seyirler. Hadi bakalım.
Bir şarkıydı. Sezen Aksu'dan Vazgeçtim şarkısını akustik bir şekilde yorumladı Emine Aslan ve bizler o muhteşem lezzetlere başlıyoruz. Evet, Ali Usta çok hızlı davrandı ve bizlere muhteşem bir lezzet hazırladı. Dörtler Spesiyel mi? Doğru mu biliyorum? Evet. Evet. Çok güzel bir lezzet hazırladı. Bunu tatmak için tabii ki sabırsızlanıyorum. O yüzden kaydı durdurup hemen yemek istiyorum. Şu an bu koku, bu yağmurma kokusu geldi. Çünkü bu koku bizi mahvetti biliyorsun. Ama Emine neler yapacak o önemli. Ali Usta 10 dakikada bunu çıkarttı. Emine de 45 dakikada bir salata işi yaptı. Evet inşallah. Biliyorsun. Bakalım şimdi Emine'nin yapacaklarını sizlerle paylaşın. Ne yapıyoruz? Salata aşkım, yapıyoruz. Salata yapacağım. Şu lezzetin detaylarını Ercan'cığım sen bir verirsin. Güzel bir kaşar peyniri rendelendi üzerine. İçi böyle bol etli bir kebap. Bunu afiyetle yiyeceğiz. Şimdiden bizlere afiyet olsun. Emine salataya geçiyoruz. Zabit şefim birazcık mezelerden bir şeyler yapıyor. Karman çorman bir program ama olsun. Umarım beğenirsiniz. Hadi Emine sen de hadi top. Bakalım. Neler var malzemelerinde? Çabuk say hepsini. Seyircilerimiz bilgilendi. Biraz taze soğanımız, marulumuz, maydanozumuz, domates, salatalık ve roka değil mi? Usturucu. Emine bugün çok zor bir yemek seçti. Evet. Salata yaptı. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bak gerçekten söylüyorum. Şimdi yemek yapıyorum. Güzel de yemek yaparım. Biliyorsun ama ustalarımızın eline su. Sana nasıl kahvaltı hazırladım aşkım? Bir kahvaltı. Neydi o şey yuvarlak yuvarlak yaptın ya. Onlar ne? Kürdanı batırmış bir şey, de. Şey jambon. O jambonlar vesaire. Çok güzel. Yani kahvaltı şey, ama şey yemek kadar, değil. Onu da bir anlaşalım. Cevizine kadar koydum ama yani mutfağı seviyorum aslında. Ali şefim bunu alabilir misiniz? Ustalarımın yanında yani abartmak istemedim. O yüzden ufak tefek bunu dedim bir şeyler yapayım. Paketleyin. Ben hani bir de dedim, programdan sonra. Tatlı yaparım. Sütlü hadi, Kemal hadi, Paşa. Hadi girelim. Hadi bakın başlıyor muyuz? Hadi. Nazik evet. Olma. Programda rahat ol. Şu yüzüğümü alın o zaman. Hadi bakalım. Süslendi püslendi ama bir önlük de verelim bence. Evet bana bir önlük bir şey vermediniz mi? Yani şu önüme bir Kürşat Bey yardımcı başım olsun bir önlük verelim Emine'ye. Bunları efendim Furkan Lezzet Durağı artık 5. bölüm. 5. bölümde çok güzel bir restoranda işletmeye önlük, konuk olduğumuzu söylemiştik. O mu var? İnşallah bundan sonra da böyle çok böyle güzel programlara imza atarız. Boydan sizlerle istiyorum. Buluştururuz. Evet Emine'nin boydan önlüğü geliyor mı şu an? Ayarlayacağız bir saniye. Kürşat buranın müdavimi. Kürşat Bey, her evet şeyi. Bakalım. Elimiz, ayağımız, her şeyimiz, müdürümüz, canımız. Malzemeleri saydık değil mi? Tatlının malzemelerini en son söyleyeceğiz. Tatlıyı en son, tatlıyı en sona biliyorsunuz. Ben yavaştan bence başla. Hah, ben alayım onu. Çok da temizmiş ama. Yok ver. Ben onu boydan üstüm ceketim batmasın ayol. Şöyle mikrofonunu ben düzelteyim arkadaşımın hemen. Bizim canım program rahat, öyle şey yok. Kestik, bitiştik yok. Gayet güzel. Nasıl görünüyorum? Güzel evet, görünüyor mu? Emine Aslan'ın ev halleri. Ev halleri. Şimdi artık ev hanımısı. Evde biliyorsun ceketle geziyorum. Eşin bu akşam yorulmuş, eve geldi. Sen ona bir salata hazırlıyorsun. Aa, ben gelmeden hazırladım her şeyi. Güzel hazırla. Hadi bakalım. Şimdi hem de sohbet edelim. Neler yaptığına dair yeni bir cover zannediyorum gelecek artık. Evet. Önümüzdeki Bursa'da ay artık bir sesini duysun. Akustik olarak, cover olarak o güzel şarkılarını oku, paylaş. YouTube'da yayınlanacak galiba. Önümüzdeki ay inşallah düşünüyorum, öyle bir şey istiyorum. Yani mikrofon düz mü? Bakayım. Düz mü? Yani pek kapanmış. Tamam. Bu şekilde. Evet. Ya önümüzdeki aya kadar inşallah bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım ufak çaplı yani en azından bir ya da iki şarkı
icra etmek istiyorum yani. Yaparsın güzel bir cover. İstiyorum az ya. Önce çünkü dinledik Emine'yi. Gerçekten o ilk şarkısı Vazgeçtim de, değil mi? Sezen Aksu. Yani çok güzel yorumluyor. Orkestrayla bunların tadı daha farklı oluyor. Hani fasıl. Tabii ki. Yani şu an zaten orkestra dedik ama şu an üç parça bir arkadaşlarımı çağırdım. Hani abartılı olmasın diye ufak ufak akustik tarzında bir şeyler yapmaya çalıştık ama onlar benim canlarım yani. Üç kişi oldukları yani 10 kişiye bedeller. Onlar öyleler. Ben ses şeyi gerçekten çok beğendim. Evet. Özellikle Fuat abiye de buradan selamlarımızı tabii, iletelim. Tabii. Muhteşem bir müzik zevki yaşadık az önce. Evet. İlerleyen dakikalarda da senin o güzel sesini tekrardan ben seyircilerimle buluşturmak istiyorum. Evet, bunları keser. Bir tane şarkı okudum, bitti yok. Bazısı var öyle programa gelince, tabii önceki konuklarım asla şey değil de yok söylemem etmem ya, işin bu, söyle bu şarkıları, bir aktar seyircinin tabii kulaklarının ki, pasını ki. Sil. Değil mi Kürşat? Sen bizim işimizde bugün öyle bir şey yok yani. Ben de mesela çok aman aman hani repertuar konusunda mesela çok alakasız şarkılar geliyor mesela sahnedeyken, evet, ama yapacak bir şey olmuyor yani. Mesela hani onu bende yoksa bir dinleyenlerin atıyorum işte İkram'la birlikte gönderiyor şu şarkıyı okumanı rica ediyor. O evet, an sende repertuarında o şarkı yoksa nasıl bir çözüm buluyorsun? Bende yoksa o şarkı bakıyorum dönüyorum sazlarımda illa okuyan bir arkadaşım oluyor tabii ki mutlaka. Evet. Ya onlara okuturuyorum varsa onlarda, yoksa yani bunu her sanatçı yapıyordur mutlaka. Genelde bütün sanatçılar kendileri okur ama benim o kadar repertuarım geniş olmadığı için maalesef ya sazlarıma yani kırmıyorum asla gelen isteği, ya da onun yerine başka bir istek yani seçenek sunuyorum ona yani. Onun şeklinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu sazlar diyorsunuz ya, belki insanların saz deyince hemen direkt saz geliyor akla. Evet, o evet. Sazın diğer anlamı sektördeki arkadaşlarımız da evet, orkestra demek. Orkestra. Bunun da altını güzelce çiziyoruz. Kesinlikle. Emine'yi biraz hızlandırılmış tura alalım mı? Şu salatayı biraz hızlandıralım. Aşkım yani şimdi şöyle söyleyeyim, tırnağımı keseceğim. O yüzden çok da keskin kesecek bıçak maşallah. Tırnağı kesse iyi, kendisini kesecek diye korkuyorum. Evet, şöyle yapıyoruz. Ama güzel bir salata yapacaksın bence. Hadi bakalım inşallah. Hadi hızlanalım. Hadi. Hızlanıyoruz. Ellere düş, hadi dillere düş, hadi git de yabancı gül. Arkadaşım varken bana söylemek yakışıyor mu Ercan? Gönüllere düş. Yakışıyor. Gönüllere düş. O zaman bizim beraber okuduğumuz bir şarkı vardı, onu okuyalım mı? Kader. Kader. Kah be kader, ağlarını ördün mü yardan? Yok hiç haber, yar kaldın mı? Öldün mü kader? Zabit Şef'in bir sıraladı bunu. Neler evet sıraladın sen böyle çabuk? Teşekkür gel ediyoruz yanıma. Çabuk. Bak kavun peynir devamlı getirmiyor. Ben burayı bir ayarlayayım. Ha, ayarlayacağım diyorsun. Peki. Öbür tarafı şey edeceğim ben, çekeyim. Şöyle yapıyoruz değil mi ustacığım? Doğru mu yapıyoruz şöyle falan? Mı? Yapıyor benim arkadaşım. Değil Emine mi? Hanım artık kebap yaparsak şov tabii ki yapıyor şu anda Emine Hanım. Dörtlerin müdavim aşçılarından biri olacak inşallah. Evet inşallah. Evet onu da alalım. Son olarak domatesimiz inşallah. Evet bir saniye hayatım. Ben şöyle serpiştirmek istiyorum. Biraz ellerimi kullanıyorum ama şey olmaz inşallah. Hı. Hadi bakalım son olarak bu arkadaşı doğruyoruz. Aşkım onu böyle kenarlara evet, şey yapacağım. Hazır var domates. Yaptın kız, helal olsun sana. Çekiyorsun değil mi? Bunlara yakın çekim istiyorum. Yani yaptın helal olsun diyor. Her zaman gurur duydum. Duymaya devam edeceğim. Aşkım ben aşçı değilim yani. O zaman sesli olarak ya hızlandırılmış tur bittiğine göre biz evet sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bizden çok konuşan bir kamera arkası var. Sağ evet olsunlar. Selami babacığım, kameralara her ne kadar çıkmasa da bu mekanın her bence şeyi. Bence bir kısa da keşke gelsen öyle de bir şu ekranda görsek seni. Şöyle. Gelmiyor, asla gelmiyor.
Ne Mesut Mumcular ne Selami Mumcular kameralardan kaçıyorlar, gelmiyorlar. Kesinlikle. Ama bu zamana kadar bu güzel işletmeyi büyük bir titizlikle, büyük bir profesyonel hizmet kalitesiyle getirdiler. Buraya gelen her müşteri mutlu ayrılıyor. Mutlu ayrılmak zorunda. Çünkü birçok güzel hizmet burada var. Sabit Bey, Sabit Usta'cığım. Zeytin mi? Zeytin aşkım. 3 tane öyle konduracağım. Yaptı ama be. Ercan. Bir şeyler öyle uydurduk artık güzel yani. Bence gayet güzel bir salata çıkardı arkadaşım. Üzerine de zeytin koyacağız. Malzemeleri tekrarlar mısın? Malzemeleri tekrarlayayım. Taze soğan, marul, maydanoz, roka, kenarına da domates yaptık. Süper. Aslında içine yani bunun yeşil salata yapmak istiyorum. Ben sırf yeşilde normalde şey yani hani böyle marul, işte taze soğan, roka bilmem ne. Evet. Bir de peynir, beyaz peynir içine böyle. Biraz da ceviz böyle kaşar mesela değil mi ustacığım? Kaşar varsa biraz üstüne de atabiliriz aslında, olmaz mı? Yok yok, beyaz peynir. Ha, beyaz peynir, beyaz peynir çok yakışır. Ha. Beyaz peynir çok yakışır. Bilmeyen nasıl belli ediyor kendini? Ne alaka? Çok sen de güzel salata hadi yaparsın hadi. Evet, çok bitirdik güzel mi? Zeytin istedi ama var mı zeytinimiz? En son atarız o zaman. Evet. Şu an burada mı yok? Beyaz peynir var. Boş, ya olur, beyaz peynir olur. Emine hep olmayan şeyleri istiyoruz. Önlüğüm nasıl daha güzel oldu? Çok yakıştı. Kıyafetinin tam kombini oldu. Evet, kombinledim biliyorsun. Bunu ne yapacaksın Emine'cim? Ayarlayacağım ben şimdi bunu. Şimdi Emine bakalım ne yapacak onunla. Çok merak ediyorum. Evet, rende verseniz aslında var, güzel olur. Nerede? Görmüyorum. Ha. Bu var. Evet, üstüne birazcık rendeleyeceğiz. Bu ne yapıyor? Daha farklı bir tat mı veriyor bu evet, salata? Evet aşkım. Hadi bakalım. Yalnız biraz böyle mıncıkladım peyniri ama. O salatayla balık gider. Bak Selam Baba balık gider diyor. Balığı yarın yiyeceğiz. Ya balığı yarın yiyeceğiz. Faruk Bey'in Lüfer sponsorluğunda. Evet, döşemeci Faruk Bey. Lüfer, evet. Mürsel Oto Döşeme. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Güzel. Lüfer kendisine mi yiyeceğiz? Palamut de mu? Şükürşat. Tamam. Palamut yiyecek. Palamut yiyecek. Bakalım. 70'lik ayran. 70'lik ayran. 70'lik ayran. Benden. Bence yeter ona o kadar peynir. Bence de yeter, evet. Evet, teşekkür Emine ederim. Aslan'ın spesiyeli. Spesiyeli. Ellerine kollarına sağlık afiyet güzel arkadaşım. Olsun, harika bir salata yaptı. Şimdi zabit şefimi yanıma alıyorum. Bu mezeleri tanıyacağız. Sonra iki çeşit de meze yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Zabit şefim gel. Efendim bu eşsiz mezelere geçmeden önce, aynı zamanda o güzel mezeleri yapmadan önce hadi gelin beraber Emine Aslan'ın o güzel sesine kulak verelim. Orkestrasıyla birlikte birbirinden güzel şarkıları dinleyelim. 10 numara şu an harika yemekler yapıyoruz. Bir yandan da ustamız devam ediyor. Evet. Aralarda da biz de böyle sıkılmayalım diye 3-5 böyle şarkılar söylüyoruz akustikhane. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Buyurunuz o zaman, haydi bakalım.
birbirinden güzel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 5. bölümdeyiz. Emine'nin o güzel sesi de bu programa eşlik ediyor canım arkadaşım. Vakit oldukça sizlerle paylaşıyoruz. Güzel bir salata yaptı Emine. Onun öncesinde dörtlerin spesiyeli kebabını yaptık. Son olarak bir ana yemeğimiz ve tatlımız kaldı. Mezelerimizden kısaca bahsetmek istiyoruz sizlere. Tabii ki de işin ustasına soracağız bu mezelerin nasıl yapıldığını, atlarının ne olduğunu sizlerle o şekilde paylaşacağız. Zabit ustam nelerdir? Anlatalım. Antep ezmemiz var. Taze sebzelerden çekilmiş ve özel yapan biber salçasıyla yapılan Antep ezmemiz var. Patlıcan hepsemiz var. Taze közlenmiş patlıcanlar da yapılan. Buna bayılıyorum işte bu. Şey değil mi o? Bunun bir adı Köpoğlu. Köpoğlu ha. Köpoğlumuz var. O da yeni kızartılmış taze patlıcanlarla yapılıyor. Mantar salatamız var. Biber borahanemiz var. Rus salatamız var ve havuç taramamız var. Yanında da beyaz peynir, kavun. Ayranla çok güzel gidiyor. Peki kolaylıkla özellikle biz ev hanımları da izliyor. Mezeler noktasında en kolay, hızlı bir şekilde yapılan meze hangisi burada? Kısaca onu böyle mini bir tarifini de versen sen. Mantar en kolay yapılan mezemiz mantar salatası. Mantar salatası. Görsel şöleni de çok güzel değil mi? Evet, hepsini bir bir hazırlamış Sabit Usta. Şu an bir an önce yemek istiyorum. Bunun kısaca bir tarifini alalım mı? Tabii seyircilerimiz abi. İçin. Taze sebzeler, havuç, patates, mantarı haşlıyoruz. Belirli bir süre beklettikten, soğuttuktan sonra zeytinyağı, limon, sirke ve sirkeyle harmanlayarak servis. Sirke de giriyor. Evet. Aa, ben sirkeyi bilmiyordum. Bir de faydalı bir şey değil mi bu? Ana yemek gibi yiyebilirsin direkt. Mesela hiç yani çok diyet tatlar. Yapanlar evet, için de mi önerilebilir bence? Hemen yiyelim şunları yeter. Bitsin bu program. Mezeleri de tanıttık sizlere. Salatayı da söyledik. Öncesinde yaptığımız kebabı da aktardık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir ana yemeğimiz var. Evet. Bir tatlımız var. Ana yemekte ne yapıyoruz? Kavurma yapıyoruz. Kuzu kavurma ile. Kısa onun da bilgilerini kuzu alalım. Kaliforniya biberleri ve kuzu etiyle kavurup daha sonra sıcak güveçte servis yapacağız. Mis gibi artık gidelim o güzel lezzetleri yapalım. Zabit Usta çok heyecanlı. Bilmiyorum. Ve benim yüzümden o heyecan. Neler yapacağız bugün? Tekrarlayalım. İlk olarak dörtler spesiyal yaptık. Salata yaptık. Mezeleri tanıttık. Şimdi çok güzel bir kavurma geliyor. Sonra Emine yine tabii görsel şölen yaşatacak bize. Görsel. Güzel bir Kemal Paşa tatlısı ama yapacak. Onun da malzemelerini dakikalar sonra seyircilerimizle buluşturalım. Ama ben seninle sohbet edeyim biraz. Tabii ki. Zabit ustam da yavaş yavaş başlıyor şu orada. Şu arkamı dönmeyeyim isterseniz orayı dönmüşüm. Kırgınlıkların var mı sektörde? Şimdi gelelim o konuya. Senin kırıldığın, yani şu an küs tam olduğun. Var mı Bursa'da sanatçı arkadaşın, dostun eskilerden? Söyle söyle, bu programda çizgi yok. Var mı kırgın olduğun? Ya kırgın olduğum tabii ki de dostlarımız var. İsim verme var. Bana, isim vermeyeyim. İsim vermeme zaten gerek yok, kendilerini biliyorlardır. Yani herkes kendine göre haklı. Bu ama sektörde bir çekememezlik var mı? Çok var, çok var. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle geç istersen ha, biraz. Aynen. Sıkıntı yok, Zabit Usta'm devam ediyor. Aynen. Yani sektörde çekememezlik var. Tam tersine aslında bizim birlik olup özellikle şu pandemi sürecinde yani bu süreçte birbirimize destek olup gel kardeşim, gel arkadaşım, gel canım, gel ciğerim artık neyse. Nerede o günler yani, hani, birbirlerinin kuyularını kazmak? Evet yani bir el ele olup bir birlik olup bir şeyler yapalım, bir destek olalım birbirimize falan öyle bir şey olması gerekiyor evet, normalde ama asla yani hani. Tam tersine o ne yapmış, o onu mu yapmış, bunu mu yapmış, yok o canlı yayın yapmış, o yapmamış, o cover yapmış, o bilmem ne. Ne oldu, kent meydanında toplantı yaptınız, kaç kişi geldi? Şimdi ben buradan da ona seslenmek istiyorum. Müzik susmasın evet ama Emine de az önce söyledi, el birliği, iş birliği. Maalesef. Yani o birlik beraberlik çok önemli. O yüzden bu dönemde katılım olmadı. Yan yana olmadı. Yok katılım olmadı. Biz o günü yani ben de tamam geç de olsa gittim ama orada bir şekilde evet, bulundum. Niye? Çünkü orada özellikle yani Bursa'daki, şimdi ben o kadar baktığım zaman yani benden daha büyük ses sanatçıları var, ben bunu kabul ediyorum. Asıl onların gelmesi gerektiğini düşünürken yani aradı, gözlerimiz gerçekten aradı, hepsini aradı. Ben bir gün öncesinden haberim olmama rağmen arka yanıyor. Evet. Saçlarım tutuşmaz değil mi usta? Yandı arka. Zabit usta coştu biliyor musun? Yani herkese mesaj attım. Yani gerek DM'den yazdım, gerek WhatsApp'tan evet, yazdım, gerek aradım telefonla ama yani kiminin evet gerekli mazeretleri vardı.
bazı arkadaşlarımızın. Ben bile hatırlıyor musun? Geldim, seni aradım. Evet. Bitmişti evet, ben. Bitmişti. Son dakika yetiştim. Evet, yani bu dönemleri bir şekilde atlatacağız. Ama önemli olan bu dönemlerde, özellikle pandemi sürecinde yan yana olabilmek, birlik olabilmek. Çünkü o güzel günlere az kaldı. İnşallah kavuşacağız. Yine aynı yüzler birbirlerine bakacak. Bir de bir noktayı hani başta da belirttik ya. Çok zor bir dönem. Yani gerçekten. Orkestrada evet. bulunan arkadaşlarımız, başka arkadaşlar ya çaldıkları aletleri sattılar, evet. enstrümanlarını sattılar. İntihar edenler oldu. İnşallah şu ya, pandemi süreci yani bir an önce intihar biter. İntihar derecesi var. Çünkü bu insanlar aile geçindirmek zorundalar. Evet. Aile babaları, yani bir eşi var, hanımı, işte çoluğu, çocuğu var, bilmem ne. Hadi biz tamam kendimizden sorumluyuz, problem yok ama biz bile bu kadar sıkıntı çekiyorken onlar ne yapsınlar? Erkek bir de yani. O yüzden sıkıntılı. Ha, biz o günü toplandığımızda kent meydanında buradan kendilerine sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Kuzu abim, saygılar. Selamlar kendisini olsun. Kendisini orada gördüm. Kendisi oradaydı yani sanatçı olaraktan. Semih Kandemir sanırım oradaymış. Bir de bir iki daha soru sormuş. İsimlerini bilmiyorum şimdi, kusuruma da bakmasınlar. Onun haricinde hiç mi soru yani kimseyi görmedik. İnşallah ilerleyen projelerde ama. Onları görürüz. Bu İnşallah. Şekilde dileklerimizi yani. İletelim. Şimdi Dörtler Çatısı altında evet. Birbirinden güzel dinleyenlerine hitap ediyorsun. Ben özellikle bu dışarıdaki sahnene denk geldim. Yukarıda birçok kez seni dinledim. Bu da çalışmak nasıl bir duygu? Müşteri portföyü nasıl? Mutlu musun? Özellikle bir Selami Mumcular var burada. Buranın tabii her ki. Şeyi. Selami Baba. Bizim bir tanemiz. selamlar olsun. Kendisi çıkmıyor tabii kamera evet, önüne tabii ama bizim her şeyimiz. Buradan selamlarımız olsun. Nasıl bir işletme yürüyor burada? Fikirler nasıl? Çatışmalar hani şey söylemeyeceğim. Yapısı nasıl? Yapısı bu nasıl? Ben şöyle söyleyeyim. Buraya ilk iş görüşmesine geldiğimde ilk çalışma günüm. Aile ortamı gördüm burada. Hiçbir zaman yani bana yani birçok mekanlarda çalışıyoruz tabii ki de ama o aile sıcaklığını gerçekten Kürşat'ı burada... nasıl bilirsin şimdi? Bu Kürşat buranın. Gerçekten burada aile bir ortamı var. Yani buraya gelen müşterileri de zaten ona keza zaten yabancı kimseyi göremezsiniz burada. Yani herkes birbirini tanır, bilir. Ona göre bir ortam vardır. Kimse kimseyi rahatsız etmez ki evet, birçok evet, mekanda biliyorsun bu tarz şeyler yaşıyoruz biz özellikle çalıştığımız yerlerde. Alkollü olduğu için maalesef. Sataşanlar falan oluyor mu diğer mekanlar için? Neler neler ya ben yani anlatayım sana dilin uçuklar. Onları şu an Bursa yer yerinden dinledim. Oynar yani. Bunları biliyorsun ayrıca konuşuruz. Ay. Yani ben çok memnunum burada çalışmaktan. Dörtler ailesi içerisinde bu çatı altında çalışmaktan, burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Benim ellerimden tuttular, her zaman bana destek oldular ve ben buraya ilk vokal olarak başladım. Evet. Bunu da böyle. Bur abla, kır şunu. Burada buraya. Vokal olarak şimdi başladım yavaş, buraya. Yavaş yavaş, evet adımlarımı atıyorum. Ana sahnemi yapmaya başladım burada. Dinleyenimiz var çok şükür, sevenlerimiz olacak, de var. Olacak olacak. Tabii ki sevmeyenlerimiz de vardır. Çok, evet o sevmeyenlerle nasıl asla mücadele ediyorsun? Asla don't umurumda değilsiniz. Onlara buradan evet. gözdağı ver. Ya gözdağı da değil de saygı duyuyorum. Herkesi sevmek zorunda değil ama saygı Zabit duymak Usta'ya zorunda. Zabit Usta'ya seslenelim biraz. Nedir durum? Evet. Biz çok açız bu arada. Emine de kahvaltı Zabit Usta yapmadı. Artık yani... Bitiriyor musun? Biliyorsunuz bu aç halim. tok halimi birazdan şey yaparım. Emine'nin son kapanış şarkısı da olacak. Hangi şarkıyı söyleyeceksin kapanışta? Bir bile bilsen söyleyeceğim inşallah bakalım. Benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi ama Emine bize Sen şimdi okuyacağım. Emine bize şimdi tatlı yapacak. Evet. Kemal Paşa tatlısı ama onu... biz öncesinde kısacık bir dinlenelim. Evet. Güzel çaylarımızı yudumlayalım. Sonra Emine'nin bu muhteşem tarifiyle ekranlarınıza misafir olalım. Evet. Sinekten yaptık diyor manyak ya. Yeni sağdık. Siz gelmeden önce ben Kemal Paşa'yı çoktan yapmıştım. Geldi. Geldi. Evet. Ha yemek ana geldi. Ana yemeğimiz de geliyor. Oh. Evet. Ercan'cığım pandemi var sokuyor musun kapana? Aşkım çok acıktım. Oh, dumanlar içinden. Evet. Bunları da çekin. Evet. Neydi bu? Kavurma. Kavurma. Güzel bir kavurma yaptı Zabit şefimiz bize dumanlar üzerinde böyle kuzu kavurma. Ben aslında kuzu eti yemiyorum ama asla burada yapılan korkma yok. Burada yapılan
bu güzel şaheseri inşallah yemek için sabırsızlanıyorum. Heyecan tavan. Tüm lezzetlerimiz bitti. Biz hemen tatlıya geçeyim. Tatlımızı yaptık. Zabit Usta da tabii yardım etti bu tatlıya. Sağ olsun. Hızlı bir şekilde yapılması aynen adına. Güzel bir Kemal Paşa tatlısı yaptık. Şerbeti bir çatal alabilir miyim ustacığım? Değil mi Emineciğim? Ben evet anlatıyorum. Sanki ben yapmış gibi. Aşkım şerbeti, anlat. Gördün nasıl yapıldığını. Şerbeti kaynattıktan sonra var olan Kemal Paşa'yı içine attık. Evet. Sonrasında tatlımız hazır. Üzerine de yapması gerekenlere Emine su yapıyor. Evet. Sağ olun. Selami Bey yeni sağ. Selami Bey evet. Yeni sağ. Değerli patronumuz, değerli babamız yeni şeyden, çiftlikten, kendi aynı çiftliklerinden. Fındık mı ceviz mi? Karışık mı? Ceviz döküyoruz. Şöyle elimizi şey yapmayalım. Süt koyacak mıyız? Yok hayatım, bitti olay, konu kapandı. Tamam. Evet, tatlımızda harika bir Kemal Paşa tatlısı hazırladı Emine. Sizler hiç arkası kopuyor. Bunun sebebini öğreneyim. Gel Kürşat. Kürşat çık şu programa. Aşağıda inekleri sardınız mı? Evet, aşağıda değil aslında sen çiftlikten şu an. Kürşat'ı çiftlikten yakaladık. Evet. Bulduk danalara bakarken. Aynen. Ve Furkan'ın Lezzet Durağı 5. bölümde Dörtler Restorant ailesine konuk oldu. Can arkadaşım Emine Aslan da bu programa eşlik etti. Biraz hızlandırılmış bir program oldu. Sizleri fazla sıkmamak adına hızlı aynen hızlı bu lezzetleri hazırladık. Bugün Dörtler ailesine misafir olduk. Bizleri ağırlayan işletme sahiplerimiz Selami Mumcular ve Mesut Mumcular'a kucak dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. 6. bölümde bakalım bizleri neler bekliyor. Hepsini izleyeceğiz ve göreceğiz ama öncesinde Emine Aslan'ı yine sahneye uğurlayacağız. Veda şarkısıyla ekranlarınıza misafir olacak. Sonrasında bizler tadımla ekranlarınıza misafir olacağız. Hadi Emine koş sahneye. Koşuyorum. Hadi görüşürüz. Harika bir programdı. Gerçekten Furkan Aydın canım arkadaşım, bir tanem. Seni çok seviyorum biliyorsun ve bu güzel ekibine, sana çok teşekkür ediyorum. Bizleri konuk ettiğiniz için, bizleri ağırladığınız için. Hadi bakalım kapanış şarkısı yapalım güzel hareketli bir şekilde. Hoppa!
Furkan Lezzet Durağı 5. bölümle ekranlarınıza geldi. Bugün çok güzel bir işletmeye konuk olduğumuzu defalarca söyledik. Nacizane birbirinden güzel lezzetleri paylaşmakta amacımız. Sevgili arkadaşım Emine Aslan da bizlere eşlik etti. Nasıl bir programdı Emineciğim? Bence çok süperdi. Çok da eğlenceli geçti. Hiç yani üzülürüm böyle hani kasılırım falan diye düşünüyorum. Asla biliyorsun. Asla ben varken asla süper olmaz geçtim. Biliyorsun öyle şey. Şimdi artık tabii dayanamıyoruz. Aynen öyle. Biz artık tadıma geçiyoruz. Öncelikle konuğum olduğun için sonsuz teşekkür ediyorum. Canımsın. Böyle güzel bir işletmede, Bursa'ya değer katan bir kuruluşta hem seni ağırladık hem bu güzel lezzetleri yapmış olduk. Aynen. Dörtler ailesine de Selam Mumcular ve Mesut Mumcular'a da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler artık tadıma geçiyoruz. 6. bölümde ekranlarınıza misafir oluncaya denk hoşça kalın. Hadi yiyelim artık, değil mi?